Büyükşehir'e büyük destek. Tarım ve hayvancılığın başkentine modern tesisler yakışır. Artık zeytinyağından höşmerime, kolonyadan yağcıbegiralısına, Dursunbey lokumundan Ayvalık tostuna, Balıkesir'in 98 yerel ürününe de destek veriyoruz. 12. çağrı döneminde 489 milyon euro hibe desteği. Son başvuru 10 Mart 2014. Detaylı bilgi için sizlere Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Balıkesir İl Koordinatörlüğü'ne bekliyoruz. İnşaat mühendisleri tarafından Türkiye genelinde deprem konusunda vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla çeşitli fotoğrafların yer aldığı sergiler açılıyor. Ülkemizin acı gerçeği ve önemli bir sorunu olan deprem konulu etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Balıkesir'de de İnşaat Mühendisleri Odası Balıkesir Şubesi tarafından alışveriş merkezi girişinde sergi açıldı. Açılış öncesi özellikle 17 Ağustos depremini hafızalarda diri tutmak amacıyla yapılan sergi hakkında Oda Başkanı Gülümser Hızal şu bilgileri paylaştı. 17 Ağustos hatıralarımızda acı bir anı aslında ama onu unutmak ve ileriye dönük hatırlamamak daha acı günler getirebilir diye düşündüğümüz için 17 Ağustos'u her zaman hafızalarımızda diri tutmak, buna göre önlemler almak için biz böyle bir etkinlik düzenledik. Evet. İnşaat Mühendisleri Odası olarak 7 yıldır genel merkezimizin düzenlediği, deprem bölgesinde düzenlediği etkinliklerimiz var. Ancak Balıkesir'de bir ilk olarak biz bunu yapıyoruz. Balıkesir'de birinci derece deprem bölgesi bildiğiniz gibi. Fakat halkımız aradan 15 yıl geçti, yavaş yavaş unutmaya başladı mı diye düşünüyoruz. Bunu hatırlatma ihtiyacı duyduk. Çünkü hafızalarımız bu konuda diri olduğu zaman risk için önlemler almak daha kolaydır. Depreme hazırlıklı olmak daha kolaydır. Dolayısıyla depremin acı sonuçlarından daha az etkileniriz diye düşünüyoruz. Resimlerimiz var, depremle ilgili fotoğraflarımız var, uyarıcı levhalarımız var binalarla ilgili. Çünkü deprem doğal bir afettir. Buna engel olmamız mümkün değil. Ama bir sloganımız var, insanı deprem değil binalar öldürür diyorlar. Aslında binaları düzgün yaparsak binalar da öldürmez. Tabii bunları örnek olarak evet. gösterdik. Yani evet. en azından herkes mühendis değildir ama basit şeylerle bazı şeyleri gözlemleyebilir diye düşündük. Evet. Burada evet. kötü tasarım dediğinizde ne diyorsunuz orada? Şimdi bakın tuğla duvar yok, alt kat olduğu gibi açılmış duruyor. Cam. Evet, rigidliği. Tam sağlanamamış. AFAD Balıkesir İl Müdürlüğü Jeoloji Mühendisleri Odası ile diğer STK'ların da destek verdiği serginin açılışı da Vali Ahmet Turhan'ın katılımıyla yapıldı. Sakalon etkileri çok otoparkımızda gördüğümüz etkilerden biri. Yani doğru proje önemli mutlaka ama bu tip sakalon hasarlarından proje aşamasında özellikle kaçınmamız lazım. Merdiven sandıklarında, otoparklarında, dolgu duvarlarında, bant pencerelerinde tek katlı yapıların dahi 1999 depreminde yıkıldığı görüldü bu hasardan dolayı. Sergide yer alan fotoğrafları tek tek inceleyen ve bilgi alan Vali Ahmet Turhan, deprem kayıplarının insanlardan kaynaklandığını söyledi. Balıkesir'imiz maalesef birinci derece deprem bölgesi ve istemesek de bir gün depremle karşılaşabiliriz. Tabii ki depremdeki can kayıplarının temel sebebi maalesef ne takdiri ilahi ne fiziki şartlar insanların hatası, bizlerin hatası. Binalarımızı sağlam yaptığımızda, doğru yerlere yaptığımızda bu can kayıpları en aza inecek.